Memurlar Haber Kanalı'ndan hepinize merhabalar arkadaşlar. Önemli bir gelişme oldu. Bütün kamu çalışanlarını, işçisi, memuru, herkesi ilgilendiriyor. Emeklilikle ilgili arkadaşlar, önce genelgeye bakalım. Bugün yayınlandı. 10 Eylül 2022 Cumartesi sayı 31.949. Kamu görevlilerinin emeklilik işlemleri arkadaşlar. Genelge 31.5.2006 tarihli ve 5.510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 4. maddesinin 1. fıkrasının C bendi kapsamında sigortalı sayılan kamu görevlilerinin özlük haklarında, özlük dosyalarında yer alan bilgilerin elektronik ortama aktarılmasına imkan tanıyan hizmet takip programı HİTAP, söz konusu sigortalıları çalışılan tüm kamu kurum ve kuruluşlarının kullanımına açık olarak Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı sorumluluğunda yürütülmektedir. Anılan bakanlıkça gerçekleştirilen emeklilik işlemleri en kısa sürede ve hatasız olarak tamamlamasını teminen 5.510 sayılı kanunun meskul hükmü kapsamında sigortalı sayılan kamu görevlileri çalıştıran kamu kurum ve kuruluşlarınca gerekli kurumsal teknik altyapı hazırlıklarının en geç 2 ay içerisinde tamamlanarak personele ait bilgilerin hitaba eksiksiz ve güncel olarak aktarılması, emeklilik işlemlerine ilişkin başvuru, onay, diğer bilgi ve belgelerin 15 Kasım 2022 tarihine itibaren yalnızca hitap üzerinden gönderilmesi, anılan bakanlıkça ayrıca talep edildiği durumlar hariç olmak üzere posta yoluyla gönderimine son verilmesi, emeklilik işlemlerinin de Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'nca hitapta yer alan bu bilgi ve belgeler üzerinden gerçekleştirilmesi hususunda bilgilerini gereğini rica ederim. 9 Eylül 2022 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla artık bu genelge ne oluyor arkadaşlar? Onu söyleyeyim size. Kamu görevlilerinin emeklilik işlemleriyle ilgili genelge resim gazetede az önce yayınlandı. Dediğim gibi size okuduk. Buna göre kamu kurumlarında çalışanların emeklilik işlemlerine ilişkin başvuru, onay ve diğer bilgi ve belgeleri 15 Kasım tarihinden itibaren yalnızca hizmet takip programı HİTAP üzerinden SGK'ya aktarılacak. Artık kurumlar kendi bünyelerinde emeklilik işlemlerini yapmayacak arkadaşlar. Dosya tutmayacak. Bütün belge ve bilgiler HİTAP denilen web site üzerinden aynı siteye yüklenilecek. Yani atıyorum, siz Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndasınız, Milli Eğitim Bakanlığı'ndasınız ya da farklı bir kamu kurumundasınız. Herkes HİTAP'a yükleyecek arkadaşlar. Kendi kamu kurumları kendi özlük bilgilerini, emeklilik bilgilerini artık saklamayacak. Durum bu şekilde arkadaşlar.